İsmim Ahmet Dutkun. Almanya'ya geldim. Almanya'ya geldim, geldikten sonra işçi olmak pek zordu. Kader, kısmet gemilerde, balık gemilerine girdim. Balık gemisini beğenmedim. Gemilere gittim. Gemiden geldikten sonra karada fabrikaya girdim. Fabrikada makas firmasına girdim. Piyasaya baktım, pazarlar vardı. Bir böyle pazara gezmeye gittim. Çantayla önce pazarlarda başladım. Bit pazarında başladım. Ondan sonra bir eksport açtım. Almanya'da bıçak firmalarından bıçak alıyordum. Ya Almanya açılınca, Doğu'yla Batı açılınca firmalar, Alman firmaları bana şey vermedi. Bıçak vermedi. Bıçak vermeyince eğer siz bana vermezsiniz ben de şey der diye ben kendim önce kalıp yaptırdım. Başkalarına fason olarak yaptırdım bir 6 ay bir sene. Sonra baktım bir iş güzel. Ondan sonra bu fabrikaya başladım. Burada ekseri bundan evvel tırtırsız deriz. Ufak bıçak yapıyorduk. Ufak bıçaklar bir zaman geçince şey modası geçti. Şimdi bizim tabirce tırtırlı bıçak yapıyor. Biz solingende olduğumuz için solingen dünyaya her tarafa şey verir. Bıçak verir yani. Gençlere yani böyle dediğim gibi gençler bizler geldik geçiyor. Kendi işletmemi ben şimdi çocuğa devrettim. Ben kendim emekliyim. Gidip geliyorum ufak tefek işte yardım olursa yardım ediyorum. Gerisini oğlum Kılıçarslan yap. Çelik firmasından çelik geliyor. Bunları kısa bıçak şeyinde ebatında kesiyoruz. Kesişimiz bu makinelerde ve zımpara yapıyoruz. Yaptıktan sonra içeriye gidip ağzına lazer açacağız. Burada ağzının testeresini açıyoruz. Testeresini açtıktan sonra temizlemeye gidiyor. Enjeksiyon makinesine gidiyoruz. Burada şablonlara bıçakları diziyoruz. Burada makineden üst taraftan altın rengi, alt hazneden siyah, ikisi ikisi kalıbın içerisinde birleşip marmor efekti veriyor. Burada bıçaklar temizleniyor. Paslanmaz bir suyun içerisinde kaynatılıp temizleniyor. Burada deform olmuş plastikleri değirmene götürüp orada kırıp geri tekrar üretime geçiriyoruz.